Arkadaşlar merhaba. Güzel bir cumartesi gününden öğlen saatlerinde fırtınalardan sonra geldik balık avına. Karşıdaydı benim Meram. Genelde hep orada avlanıyordum ama burada balıkçı arkadaşlar çok avlandığı için balıkları buraya toplamışlar. Yani balıklar artık buraya alışmış. Geçen görmüştüm. Ben de gene meşhur hamur yemimi hazırladım. Şöyle arkadaşa da vermiştim. Biraz cıvık olmuştu güneşe koyup kurutması için. Hamur yemimi hazırladım. Geldim. Balıklar hafif su bulanık. Fırtınadan sonra balıklar aşırı derecede aç. Şöyle arkadaşlarımız da avlanıyor. Levent yakalayamadı tabii her zamanki gibi. Tabii o arada geldim ben. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sokar. Yarım saat içinde arkadaşlar. Yarım saat içinde her biri bir karış var. Burası çok güzel bir mera. Hem uç kısım şöyle göstereyim. Uç kısımdan şöyle sandalyenizi şuraya getirip atıp oturup atıp çekersiniz. Atıp çekersiniz. Hamuru taktı Levent şimdi salladı. Bakın şimdi dostlar. Biraz rüzgar var. Tekneyle çıkabilir miyiz diye bir bakmıştık denize. Rahatsız eder bizi. Şimdi Levent salladı. Şöyle canlı yayında da yakalarsa muhteşem olur. Şu an hafif hafif gıdıklıyor. Bir kere vurdu. Tasmalı şimdi bak alacağım. Ağlamadı. Gömdüğü de alamadı. Hadi bakalım. Şöyle kendimi de göstereyim. Levent çeksin. Yukarıda mikrofon deliği var. Biraz tipimde kayık. Balıkçı adamı zaten tipi kayık olur. Yani saç baş taramıyoruz. Yataktan kalktığımız gibi geliyoruz balığa. Şimdi hamur alayım şuradan biraz. Hamurumu göstereyim dostlar. Her zamanki gibi mısır un, beyaz un, mısır unu azıcık içine, vanilya ve bir tane yumurta atıyorum. Güzelce yoğuruyorum onu. Sakız gibi oluyor. Vücut kemerini taktım. Onunla avlanacağım. Her yakaladığımda falan aksiyonları göstereceğim. Güzel olacak. Dediğim gibi burası çok güzel. Ailenizle gelebilirsiniz. Sandalyeye atarsınız. Alanya okurcalar. İmam burası. Burada sandalyede oturup ailenizle birlikte hem piknik yapıp ama tabii etrafı kirletmemek kaydıyla. Etrafı kirlettiniz mi hiçbir anlamı olmaz. Çek lan. Atıyorum alıyorum. Atıyorum alıyorum. İnşallah müzik çalıyor otelde de. Artık oteller de açılmaya başladı. Telif hakkı yemeyiz umarım. Evet büyük bir balık gördüm orada hatta. Şu an tırtıklıyor. Hadi be. Hadi be. Neyse yakaladığımda vücut kamerasını takacağım vücuduma. Yakaladığımda paylaşacağım sizinle. Hadi iyi seyirler. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. Yemimi taktım. Şöyle bir daha göstereyim yemimi. Şu anda attım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Balık gözünü aldım kamerayı. Balığı yakaladığımda büyük olsa da biraz küçük gözükebilir. Çünkü balık gözü şey gösteriyor. Uzaktakini küçük, yakındakini çok büyük gösterir. Şu anda vuruyor. İnşallah alacağım hadi. Hadi be. Alamadım. Evet arkadaşlar. Güzel bir balık aldım. Ne olduğuna bakacağım. Oo, sargoz aldık. Enteresan. Tabii ki ne yapıyoruz? Bu sargozlar arkadaşlar 1 kilo falan, 1-2 kiloya kadar büyüyebiliyor. O yüzden sargozu geri bırakacağım. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Güle güle. Kovan içinde sokarlar oksijensiz kaldı. 7 tane var. Büyükler. Bakalım. Evet arkadaşlar aldım. Güzel bir sokar. Vay vay maşallah. Maşallah maşallah. Göstereyim şöyle. Şimdi oltamızı koyuyoruz. Bir tane eldiven aldım yanıma. Eskiden bez getiriyordum. Şimdi eldivenle tutuyorum dostlar. Çünkü bu sokarın dediğim gibi tekrardan hatırlatayım. Dikenleri batarsa kötü olur. Bu eldiven de kayıyormuş ama yapacak bir şey yok. Şöyle kastırıyor kendini. Evet.
Köy sandığını attık. Etti 8. Hadi bakalım. Arkadaşlar ne biçim zorluyor bu sokar yakalamak. Gerçekten çok zevkli. Bakın bakın olta nasıl eğiliyor. Bu iyi bir çağ aldım gene. Of maşallah ya. Kamera balık gözü olduğu için biraz küçük gözüküyor olabilir ama bir karış kadar var. En istediğim boylar. Şöyle ayağımdan ölçelim. Dur bak. Ayağımın yarısı kadar var işte. Ne var? 20 santim. 20 santim sokar. Çok iyi bence. Bu 9. etti. Bugün gerçekten yani balığa çıkmayanlar çok şey kaybetti. Fırtınalardan sonra balığa gitmenizi tavsiye ederim. Etti 9. Hadi bakalım şöyle kameramı biraz daha kaldırayım. Yemim gene devamlı böyle hafiften arada bir ıslayıp tekrardan şey yapıyorum. O akşam iftarda ziyafet var. Evet, Hüseyin kardeşimiz de yakaladım maşallah. Çek 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 çek. Oy 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 oy. Arkadaşlar, Hüseyin kardeşimiz de güzel bir tane sokar yakaladı. Yöntemi öğrendi. Yöntemi öğrendi. Dikkat et. Dikkat et, eline basar. Eldiveni giy, eldivenle çıkart. Sen onu git kendi kovana at. O senin nasibin. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar, takım bilgisi vereyim. 7 numara kancalarım var ince. Sinek kanca kullanıyorum. Bir yöntem daha var. Onu bir dahaki videomda göstereceğim. Buraya fır döndü takıyorum. Fır döndü kurşun görevi görüyor. Ağırlık yapıyor. Ondan sonra bir tane 2 gram şamandıram var. Ve benim 4 metre, Hüseyin'in 6 metre kamışı. Şimdi tekrardan atıyorum. Bakın şimdi seyredin. Su biraz bulanık. Güzel. Balık kancayı göremiyor. Küçük, çok küçük gümüş balıkları var. Onlar biraz rahatsız ediyor ama bakalım. Dibe inerse inşallah dipte güzel balık parlıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Manyak balık parlıyor dipte şu anda. Evet. Aldı gidiyor. Alamadım. Gördünüz. Şamandıra aldı götürüyor. Hadi bakalım. Yakalayınca tekrar paylaşacağım. Arkadaşlar ilk atıyorum. Küçük balıklar hemen yeme saldırıyorlar ama büyük taktım yemimi. Dibe inmesini bekliyorum. Şu an mesela vuruyor. Devamlı vuruyor. Çekmiyorum ama. Of. İyi batırdı ama alamadık. Küçük balıklardan biraz rahat kalmıyor onlar ama her şeyin bir zorluğu olacak tabii. Onlar da olmasa devamlı balığı kurutursun yani. Kolay lokma yok. Yani kolay lokma yok aynen. Her şey zor olacak ki daha keyifli olur. Tekrardan atıyorum. İnşallah bu sefer alacağım. Evet, şu an tırtıkladığını hissediyorum. Zaten hep böyle tırtıklarken yakaladım. Evet, ağzından çıktı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, çok güzel bir sokar aldım yine. Çok fena zorluyor. Bu sokarın zorlamasını seviyorum. Maşallah. Şöyle gene. Kusura bakmayın, arada bir ceketim kameranın önüne geliyor. Göstereyim, şöyle şıkır şıkır oynuyor. Şimdilik eldivenimi takayım. Sokar balığının aksiyonunu çok seviyorum arkadaşlar. Baksanıza dıştan yakalamışım balığı. Kanca balığa dıştan girmiş. Evet, onu da attık köy sandığına. Hadi bakalım rastgele bize. Arkadaşlar tekrardan attım. Şu an tırtıklıyor. Hafiften şöyle vurdurdum. Aldım ağzından çıktı be. Yapma be. Keşke devam etseydim bırakmasaydım. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir gelincik balığı yakaladım. Tam akvaryum balığı. Şu renklere bakar mısınız ya? Şu renklerdeki güzelliğe bakın. Maşallah subhanallah. Tabi bunu incitmeden çok da dışı kaygandır bunun. Şöyle göstereyim. Eldivenle tutamayacağız herhalde.
Evet, şöyle dudağına takılmış. Bunu incitmeden dostlar şöyle güzelce atıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bir tane daha güzel sokar aldım. Bayağı bir zorluyor, gezdiriyor şu anda oltayı. Haydi maşallah. İşte bu. Kara sokar. Hüseyin'i geçtik. Evet, şu kırtlağından bastırdığınızda hareket etmez. Şöyle. Maşallah maşallah. Akşam oldu. Avı sonlandırdık. Balık vurmamaya başladı. Kesti. Çok küçük ince balıklar geldi. Yani atıyoruz, yemimizi ince balıklar yiyor. Bu arada gözüme de güneş geliyor. Kusuruma bakmayın. Şu an hasılatı gösterelim. Neler yakalamışız. Böyle yanaş bakayım hemen. Köy sandığını bir dökelim bakalım. Şöyle şöyle. Burada nereden baksanız 1,5 tava balık var. Maşallah. Akşamları temizleyip güzelce bol yağda mısır unuyla karıştırarak güzelce dikenleri de keseceksiniz ki daha iyi. Baksana şuna, bayağı güzel. Görüyorsun arkadaşlar, anlatmaya gerek yok. Geliyorsunuz burada bu uçta. Benim yemimi daha önceki eski videolarımdan görebilirsiniz. Hamur gibi oluyor, sakız gibi. Daha güzel oluyor. Çıkmıyor yemden, kancadan. Temizlerken bile dikkat edeceksiniz. Dikenler elinize batarsa acıtır. Canınızı yakar ama biz alıştık. Demin elime battı, hiç acıtmadı bile. Artık zehirine vücudum adapte olmuş. Güzel bir av oldu. Biraz daha erken gelirseniz saat 2'ye kadar falan çok güzel av oluyor. Onu söyleyeyim size baştan. 2'den sonra falan biraz kesiyor. Kesmesinin sebebi çok küçük balıklar geliyor yemin kokusuna. Sabah olursa daha iyi, verimli oluyor. Kanalıma abone olun demeyeceğim artık, sıkıldım. Olun diyorum, olmuyorsunuz. Bakıyorum 20.000 kişi izlemiş videoyu ama 1.000 kişi abone gelmemiş oradan. Yani bir emek veriyoruz, paylaşıyoruz. Artık size abone olun demiyorum, olmayın. Olmayın dersek bizim Türk milleti tam tersi, zıttına bu sefer abone olurlar. Tabii seviniriz biz de. Destekleriniz bizim için çok önemli. Herkese şimdiden iyi seyirler. Hoşça kalın, hoşça kalın.